AKP beka sorunuyla karşı karşıya. Bir parti için beka sorunu lafı yadırgatıcı olabilir. Daha çok devletlerin, ülkelerin beka probleminden söz edilmesine aşinayız. AK Parti ile beka sorununu yan yana getiren Ali Babacan, sıradan bir isim değil, partinin kurucularından, 13 yıldır aralıksız bakanlık yaptı. 7 Haziran'da 3 dönem kuralına takıldı, seçim hükümetinde yer almadı. Siyasete veda etmeyi düşünüyordu. 1 Kasım için adaylık için başvuru yapmadı. Davutoğlu son dakikada aradı, aday olarak yazıyorum dedi. Hayır diyemedi, siyasette uzatmaları oynayan oyuncu gibi. Babacan kendisinden beklenen cesur çıkışları yapamadığı kemküm etti. Son dönem politikalarından hoşnut olmadığını herkes biliyor. Her aklı başındaki AK Partili gibi o da fena halde rahatsız. Birkaç kez istifanın eşiğinden döndü. Her defasında ikna edildi. Hatta Gül'ün devreye girdiği oldu. Daha sonra istifadan vazgeçirdiğine pişman da oldu ya. Babacan'ın ne kadar içerden bir isim olduğunu hatırlatmak için yazıyorum bu ayrıntıları. Partinin ve hükümetin önemli birkaç isminden biri. Bir televizyon programında yolsuzluk sorusu soruldu. Kitabın ortasından konuşamadı. Temkin insanı çünkü, ihtiyatı elinden bırakmayan biri. Buna rağmen biraz dolaylı, biraz ima yoluyla da olsa söyledikleri o kadar çok şey anlatıyor ki. Anlayana da, anlamak istemeyene de. Başlığa koyduğum AK Parti'nin beka sorununu yolsuzluk sorusuna cevap verirken dile getirdi. Babacan'ın sözleri aynen şöyle. AK Parti ne demek? AK yani Beyaz Lekesiz. Yolsuzluk meselesi iç parti için bir beka meselesidir. Partinin adına AK deyip de şeffaflık ve yolsuzluklarla mücadele konusunda belli bir duruş ortaya koyamazsanız bu bir beka meselesi haline gelir. Yolsuzlukla mücadele edemedik ve bu AKP'yi bitirecek demeye getiriyor. Daha ne desin? Bu topraklarda siyasi partiler en ağır darbeyi yolsuzluklardan alır. Nice partinin akıbeti yolsuzluktan oldu. Ya doğrudan bulaştı ya da adam gibi mücadele edemedi. Merkez sağ çökertti. AK Parti'nin de sahneye çıkışı ve büyümesi diğer partilerin çürümesi üzerine oldu. AK Parti 2002'de 3Y vaadiyle iktidara yürüdü. Yolsuzluklar, yasaklar ve yoksullukla mücadele. Aslında iyi de başladı. Mecliste yolsuzluklar araştırmak için komisyon kurdu. Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve bazı bakanları Yüce Divan'a gönderdi. Ama sonra kendisine dokununca iş değişti. 17 Aralık tam bir suçüstü halidir. Dört bakan kız kıvrak yakalandı. Ayakkabı kutuları, para sayma makineleri ortalığa saçıldı. İddialar görünür belgelerle desteklendi. Parti yönetimi dünya tarihine geçecek propaganda yöntemiyle yolsuzluk operasyonunu hükümete darbe diye lanse etti ve büyük oranda tabanını ikna etmeyi başardı. Önce hukuk sistemini ters yüz etti. Operasyona bulaşan dosyalardan haberdar ne kadar yargı ve emniyet mensubu varsa sürdü, süründürdü ve garip bir iddianame ile karşı davaya dönüştürdü. 2002'nin akı 2015'in AKP'si meclisteki oylamada dört bakanının yüce divana gitmesine engel oldu. Babacan da biliyor ki 17 Aralık sadece yolsuzluk ekonomisinin görünen yüzü. Dahası var ve lakin AKP yargının, emniyetin elini kolunu bağladı. AKP yolsuzluk imtihanını kaybetti. Ak hali partiyi var kılan, ayakta tutan en ruhtu, değerdi. O gitti. Diğer partilerde olduğu gibi AKP içinde yolsuzluk bir beka sorunu artık. Evet koca bir çınarı andırıyor AKP ama içi çürümüş. Büyük bir gürültüyle devrilmesi mukadder. Akıbet belli. Babacan seçimden sonra bu konuya önem vermek öncelik olmalı diyor. Ama çok zor. Davutoğlu denedi, duvara çarptı, geri çekildi. AKP'nin bu yolda ilerleme şansı yok. Evet, Babacan'ın dediği gibi AK Parti beka sorunuyla karşı karşıya. Babacandan bile geçer alamadı nota adaleti ve eğitimi kırık notlara eklerseniz, AKP için beka sorununun ne kadar ciddi olduğunu anlarsınız.